Merhaba arkadaşlar, bugün selamlar arkadaşlar, bugün omuz çalışacağız, omuz antrenmanımı yapacağım. Düşündüm ki ne zamandır omuz antrenmanı yapmıyoruz, bir omuz antrenmanı gireceğim. Yaptığım hareketleri size göstereceğim, gerekirse bahsetmeye çalışacağım. Hadi başlayalım, çok söze çok lafa gerek yok. Elimde ayarladığım 15 kilo 15 kilo olacak şekilde dumbbell'lar var, bunlarla pres yapacağım şu an. Bacaklarımı biraz açtım, karnımı sıkıp öyle kaldıracağım. Sekizimizi yaptık. Şimdi dinlenip diğer bir sekize geçince devam edeceğiz. Aslında bakarsanız kolay estetik görüntüsünü veren omuz oluyor. Omuzun biraz yuvarlak olması ya da şöyle bir detayın oluşması. Omuz bitiyor, biceps başlıyor şeklinde. Bu biraz daha estetik gösteriyor. Bayağı sıcak. Mersin'de havalar ısınmaya başladı. Isındığından beri antrenman yaparken terlemeye başlıyorum daha başlamadan. Ve insanlar antrenmanda konuşurken nefes alıp vermesi çok düzensiz oluyor ve yoruluyor. Hemen yoruluyor. Toplamda 30 kilo. Antrenmanları yaparken yaptığım antrenmanlardan hariç en çok merak edilen kaç kilo yapıyorsun, kaç tekrar yapıyorsun, hangi hareket veya ne için yapıldığı önemli değil. Ya kaç kilo olduğu soruluyor ya da kaç tekrar yapıldı. Sıcağa bakın, dışarıdan nem geliyor. Umarım kamera karanlık değildir. Shoulder press hareketinde son 3. setimize giriyoruz. 3 yine 8 tekrar şeklinde yapacağım. Omuz press hareketi, yani omuza kaldırış diyebiliriz. Şöyle arkadan göstereyim biraz, gözüküyorsa. Evet. Sekiz. Kendi kilom doğal olarak bunlardan ağır. Ama çınar kalksam daha fazla kaldırış yapacağım, indiriş yapacağım. Ama harekete alışkanlık ve pratik ayrı şeyler biliyorsunuz. Alışmadığınız bir harekette, başka bir harekette ondan zor olsa bile o hareketi yapamıyorsunuz. Her şey pratik. Şimdi ise ön omuzlarımı çalıştırabileceğim bir hareket yapacağım. Dumbbell'ı ağırlığını buraya odakladım. Dumbbell'ı buradan tutup kaldırış yapacağım iki kolla beraber. On tekrarımızı yaptık. İki set daha on tekrar yapacağım. Sonra devam edeceğim. Bundan çok öncesinde organ nakili için ilaç verilmeden önce diyeyim. Omuz diflerim çok parçalıydı. Direkt her şey gözüküyordu. Formum çok daha iyiydi. Şu an omuz çok şey değil yani, normal. Şimdi 3. sete geçelim. Çok beklemiyorum geçerken. Evet, güzel presimizi yaptık, öne kaldırışımızı yaptık. Şimdi başka bir hareket bulup ona devam edelim. Ağırlık antrenmanlarına vücut ağırlığı egzersizi eklesek nasıl olur diye soran arkadaşlar var. Örneğin şöyle, ben çalışmamı yapıyorum dumbbell'la. Dumbbell'la yaptıktan sonra şimdi amut benzeri, amut şınav, herhangi bir omuz çalıştırabilecek egzersiz şınav türü olabilir. Bunları ağırlık setinden sonra ekleyebilir ya da bu setlerden sonra ağırlığı ekleyebilirsiniz. Böyle karmaşa yaptığınızda hem kendi vücut ağırlığınıza alışmış oluyorsunuz, hem de ekstra ağırlıkla kasları biraz daha geliştirmiş oluyorsunuz.
Şimdi geçelim. Bu arada çoğu videoda hatırlatmayı ya da sözlü söylemeyi unutuyorum. Videoları beğenmeniz benim için çok önemli. Olabilecek en kolay destek. Bu videoyu da beğenip bana destek olursanız çok teşekkür ederim. Şimdi amut hareketine geçelim. Amutta ayaklarınızı duvara yaslayabilirsiniz ya da yaslamadan yapabilirsiniz. Ben yukarıda bark istemeyene yaslamaya çalışacağım. Bu pufflarda her gün ayağıma giyiyorum. Her videoda görüyorsunuz. Duvara yasladım ayaklarımı. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Amut hareketimizi 1 set 8 tekrarımız tamamladık. Şimdi 2 set 8 tekrarımız kaldı. 2 setimizi ekledikten sonra başka harekete geçeceğiz. İnemedim. Açıyı alamadım inerken. Bakın biraz omuzlarım şekillendi gibi. Şöyle bir detay deneyeyim. Amuda kalkarken genelde sırtınız duvara dönük kalkıyorsunuz. Bu şekilde kalktığınız zaman eğer mesafeyi duvara, ellerinizin olduğu mesafe duvara uzaksa, yani buralarda filansa, beliniz çok bükülüyor. Bu bükülme sonucunda sırtınıza ya omurilinize yük biniyor. Belinizi sakatlayabilirsiniz. Duvara mümkün olduğunca yakın olun. Ya da benim yaptığım gibi kalkın. Bu şekilde kalkarsanız karın kaslarınızı sıkarsınız. Kalçanızı sıkarsınız. Düzgün bir postürlü durmaya çalışırsınız. En sağlıklısı bu şekilde. Mersin yakıyor. Mersin şimdiden yakmaya başladı. Amur şınav hareketimizi 3. setin son tekrarına geçelim. Son setine geçelim. 8 tekrar yapacağız tekrar. Lan düşüyorum az kasma. Ha 8 zaten tamam ya, unuttum. Şimdi yapmamız gereken elimize şöyle hafif bir ağırlık almak. 2 kilo, 2,5 kiloya yakın. Herhalde 2 kilo falan bu da. Omuzda bir rotasyon yapma hareketi var. Omuzumuzu böyle tutacağız. Tuttuğumuz vakit sadece böyle çevirişler yapacağız. Omuz sakatlıklarına da çok iyi gelir. Jimnastikte belli profesyonel dallarda omuzun sakatlığını gidermek için yapılır. 5 desek 6 7 8 9 10. Kolumu uzattım. Biraz bol tekrarlı kaldırışlar yapalım. Yine kolum bu pozisyon. Artık omuz yorulduktan sonra ağırlığı düşürdüğümüz için omuzumuzun hissettiği 2 kilo falan değil yani. 10 kilo gibi hissediyor. Antrenmansız olsam bunu çok daha rahat bir şekilde yaparım ama yorulduğu için hafif bir ağırlık gibi dursa da omuzun hissettiği çok daha farklı. Sağ kolda daha güzel hissediyordum. Neyse, yanmaya başladı. Şimdi çok şimdi yan açış falan diyecek de ben yan açış yapmıyorum. Farklı bir tutuş. Genelde hareketlerimi değişik yaparım. Hadi yan açış falan yapsak bu şekilde. Alıştığım ve belli hissettiğim şey var, böyle dereceler var. O derece arasında gidip gelmeye dikkat ediyorum genelde. Şimdi ne yapabiliriz omuzda? Şöyle bir poz verelim. Şimdi gel, trapezlerim var mı benim? Hatta parçalı trapezimiz var. Ben videoda kendimi sıkmadım, kasmadım ya da bir şey yapmadığım için çok daha az gözüküyor. Bu tür şeylere çok önem vermiyorum.
400 videodan sonra belki trapezlerimi gösterebilirim, var mı? Şu an yanıma bir tane dips demiri aldım. Dips demirini hemen şöyle göstereyim. Bu bir sandalye de olabilir. Öne koyabileceğiniz bir sehpa, masa da olabilir. Sağlam böyle üzerine baskı uygulayabileceğiniz. Burada yapacağımız hareket hem muscle up hareketinde, yani barfix demirin üzerine çıkma hareketinde faydalı oluyor. Ekstra olarak omuzlarımızı da kuvvetlendiriyor. Hem omuzlarımız bu şekilde baskıda olup kendi vücut ağırlığımıza alışıyor. Tricepslerle çalışıyor aynı zamanda. Elimi yalnız bu şekilde değil, bu chin up tutuş şeklinde bu şekilde kavrayacağım. Bu şekilde kavradıktan sonra, indikten sonra hem arka omuzumuz çalışıyor, hem basarken de ön omuzlarımız çalışıyor. Geldik. Şu an omuzlarım gerçekten kramp giriyor. Yorgunuz. Bir de susuz kalıyorum. Omuzlarımızı kilitledik. İndik. 3. Tane yaptık. Bunu da 3 set 10 tekrar olarak listemize ekleyebiliriz. Bu şekilde antrenmanların gelmesini istiyorsanız unutmayın. Beğenmeye basın, beğenme tuşuna bastığınız zaman ben motive oluyorum. Doğal olarak çünkü emek veriyoruz. Zamanımızı harcıyoruz. Çoğu videoyu çekemiyoruz, siliyoruz. Yanlış çekiyoruz, yanlış konuşuyoruz, temizliyoruz, siliyoruz. Bilgisayar ortamına atıyoruz. Orada hata veriyor. Baştan çekiyoruz. Ya da editliyoruz. Editlerde yanlışlıklar oluyor. Çok fazla zaman harcıyoruz. O yüzden bir beğeni butonuna basmanız yeterli. Şimdi ise ikinci set. 10 tekrara geçelim. Dinlenmedim çünkü konuştum. Antrenmanı yapıyoruz ama beslenmiyoruz doğru düzgün. Beslenmeyince yaptığın antrenman da bir manası olmuyor. O yüzden antrenmanınızın dozajı kadar beslenmeye dikkat edin. Ben şu an dikkat edebilen birisi değilim. Yani öyle. Sağlık olsun. Şimdi 3. set 10 tekrarımıza geçiyoruz. Bundan sonra hareket eklemeyebilirim. Belki aklıma bir şekilde sonra ekleyeceğim.